Annem sebebiyle başladım. Daha önce çevresinden duymuş. İtfaiye diye bir bölüm var, okur musun hani, üniversite tercihinde. Bu şekilde yazdım, okudum. Okulumu bitirdim. Sonrasında mülakatlara hazırlandım ve atandım. Avantaj olarak güzel oluyor. Bir ortama girdiğinizde farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsunuz. Çevreden güzel olumlu etkiler, tepkiler alıyorum. İçeriye girdiğimde buradaki çalışan diğer arkadaşlarım sen varken oturmamıza, kalkmamıza, konuştuğumuza dikkat ediyoruz diye. Bu çevreye düzen geliyor. Bu yönleri güzel. Çevreden aldığım tepkiler güzel. Dezavantaj olarak aslında çok fazla bir dezavantaj görmedim. Şu sebeple görmedim. Normalde ağır şartlarda çalışıyoruz aslında. Güç eksiği bakımından belki yetersiz olabilirdi ama bunu da sporla, gerekli ekipmanlarla telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimin getirdiklerini okurken de farkındaydım ve bu mesleğe layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Çocukluğumdan beri meslek olarak hep bir aksiyonlu, hep bir insanlara faydamın dokunabileceği, aslında fiziksel olarak bunu yapabileceğim bir mesleğim olsun istemiştim. Buna yakın o dönemlerde polislik vardı. Çünkü itfaiyeci olarak çevremde hiç çalışan yok ve tanıdığım da yoktu. Daha sonrasında işte polis olmak için uğraştım, mülakatlarına girdim. Ondan sonrasında itfaiye ile tanışınca zaten polislik benim için ayrı bir köşede durdu. Çünkü meslekten beklentimi itfaiye tam olarak karşılıyor. Yani kadınların her şeyi yapabileceğini göstermiş oluyorum bir nebze de olsa burada. Ve benim gibi birçok çalışan var büyük şehirlerde olsun. Umarım daha da çoğalırız. Çünkü bu mesleğe gerçekten farklı bir boyut kazandırdığımızı düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım birçok kişiye örnek olurum ve bu şekilde bu mesleği icra etmek için gönülden çabalayıp çalışırlar. Bu olaylarda insanların mal kayıpları oluyor, can kayıpları oluyor. Bunların, yani birinin bir şey kaybetmesi, birinin bir malından olması bile bizleri etkiliyor aslında. Bunlar, yani tek tek ayırabileceğim bir şey yok. İnsanların bir şeylerini kaybetmesi zaten çok zor bir durum. Elimizden geldiğince bunlara derman olmaya çalışıyoruz. Bunlara o kayıpları mümkün olduğunca azaltmak için çabalıyoruz. Bu bile aslında beni çok etkileyen bir şey. Çünkü bu mesleğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu bir kez daha anlıyorum ben her bir olaya gittiğimde. İlk etapta yazıhanede her türlü bilimlerde gösterme babında yazıhanede durdum belli bir zaman. Ondan sonra da vardiyaya verdik. Şimdi aktif bir şekilde bir yıldır falan şeyde, vardiyamızda. Onun gelmesiyle tabii bir de ilk oldu. Safranbolu, bırak Safranbolu, Karadeniz bölgesinde de olunca tabii hepimiz biraz kendimize biraz çeki düzen verdik bu kadın olması sebebiyle. Şevval kızımızın vesilesiyle de Kadınlar Günü'nde tüm meslektaşlarımızın, yani bayan itfaiyeci, kadın itfaiyeci diyeyim, kadın itfaiyecilerimizin de Kadınlar Günü'nü ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nde kutluyorum bu arada. Hepsine başarılar dilerim.